Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih kampımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve geldik son konumuza. Son konumuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen soruları geçelim. 25 gün içinde kampımızı bitirdik değerli arkadaşlarım. Sonraki paylaşımda kısa kısa konu anlatımları olacak. Anlatımlardan sonra denemeler sizleri bekliyor olacak. Ayrıca bu paylaşımdan sonra değerli arkadaşlarım işlediğimiz konulardan deneme de sizler için olacaktır. Hadi bakalım. Şimdi değerli arkadaşlarım sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan imparatorluklardan biri değildir? Biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı devletler yıkılırken bazı devletler de milliyet esasına göre bağımsızlıklarına ulaşmışlardır. Rus Çarlığı yıkıldı. Yerine gelen devlet SSCB oldu değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti gitti. Yerine gelen devlet Türkiye oldu. Değil mi? Almanya parçalandı değerli arkadaşlarım. Avusturya, Macaristan'dan ayrıldı. Doğrudur. Ancak Fransa 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan imparatorluklar arasında gösterilemez. İkinci sorumuz. Şöyle bir soru hazırlamak istedim sizlere. İsrail Devleti'nin kurulma temellerinin atıldığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Bu durum 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşiyor. Sevr Antlaşması. Biliyorsunuz ki Ölü Doğan Antlaşma bilinir. Yürürlüğe girmemiştir. Mebusan Meclisi'nin onayından geçmemiştir. Balfour Deklarasyonu doğru cevabımız. Paris Konferansı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanılan konferanstır. Bu konferansın amacı değerli arkadaşlarım barışı sağlamakta ancak barışa son veren barış olarak tarihi kayıtlara geçti. Barışa son veren barış terimini ortaya atan da David Fromkin'dir değerli arkadaşlar. Londra Konferansı 1. Yunan Savaşı'ndan sonra TBMM'nin çağrıldığı konferanstır. Davis planı Locarno Antlaşması'na olanak sağlayan plandır değerli arkadaşlarım. Cevabımız Balfour Deklarasyonu olacaktır. Balfour kimdir biliyor musunuz? İngiltere Dışişleri Bakanı'dır değerli arkadaşlarım. 1917 yılında İsrail Devleti'nin temelleri atılmıştır. 1948 yılında kurulmuş ve 48 yılında kurulduktan sonra Arap-İsrail savaşları baş göstermeye başlamıştır. Üçüncü soruya gidelim. Aşağıda verilen devlet politika seçimlerinden hangisi yanlış verilmiştir? Artık 2. Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz. İtalyan Mare Nostrum yani bizim deniz Benito Mussolini. Almanya hayat sahası Adolf Hitler değerli arkadaşlarım. Japonya yeni düzen Asya'nınındır. Türkiye emperyalizm bunu burada bırak. İngiltere yatıştırma politikası. Bunu takip eden kişi Chamberlain'dir değerli arkadaşlarım. Doğrudur. Ancak Türkiye yayılmacı politika gütmemiştir. Sınırları koruma politikasına başvurmuştur daha çok. Adolf Hitler ne ya? Neyse. Aşağıdakilerden hangisi iki savaş arası dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Şimdi İtalya'da Mussolini lider seçilmiştir. Kimler tarafından iktidara getirildi? Kara gömlekliler tarafından. Tamam. Almanya'da Nazi Partisi iktidara geldi. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olduğu tarihimiz 1932. Tamamdır. John Steinbeck, Gazap Üzümleri adlı eserinde Batı'yı eleştirmiştir. Doğrudur. Bunu birleştirin. İsrail-Mısır arasında 6 gün savaşları yaşanmıştır. Arap-İsrail savaşları 1967 yılında gerçekleşmiştir değerli arkadaşlarım. Sadece Mısır'la değil, diğer Arap ülkeleri de savaşa dahil oluyor. Bunların başında zaten Filistin geliyor değerli arkadaşlar. Cevabımız Z şıkkı. Yumuşama dönemine denk gelmektedir. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sırasında toplanan konferanslardan biri değildir? Kahire Konferansı'nın amacı Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na dahil etmektir. 1. Kahire Konferansı'na katılan kişi Numan Menemencioğlu'dur. 2. Kahire'ye Numan Menemencioğlu ve İsmet İnönü beraber gidiyorlar değerli arkadaşlar. Yalta Konferansı SSCB'nin en karlı çıktığı konferanstır değerli arkadaşlar. Yani Birleşmiş Milletler'den birden fazla koltuk istiyor. Münih Konferansı doğru cevabımız. Potsdam Konferansı ile artık yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına geliyoruz. San Francisco Konferansı ile Birleşmiş Milletler kuruluyor ve Avrupa'daki savaş sona ermiştir. Cevabımız Münih Konferansı. Münih 2. Dünya Savaşı'ndan önce toplanan konferanstır. Bu konferansa göre Sudetler bölgesi Almanlara bırakılacaktır. Altıncı sorumuz. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesine sebep olduğu gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Ne oldu da ABD savaşa girdi? Monroe doktrinini takip ediyordu. ABD yalnızlık politikasına göre hareket ediyordu. Ne oldu da 2. Dünya Savaşı'na girdi?
Gemilerinin batırılması 2. Dünya Savaşı değil 1. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olmuştur değerli arkadaşlarım. Pearl Harbor baskınına maruz kalması doğru cevabımız, birazdan geleceğim. Atlantik bildirisinin yayınlanması. Atlantik bildirisi biliyorsunuz ki 1941 yılında İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yayınlanan bildiridir. Bu bildiri Birleşmiş Milletler'in temelini atmıştır. Yıldırım Harekatı'na maruz kalınması. Yıldırım Harekatı Almanların en çok yaptığı harekatların başında gelmektedir. Hatta bu harekatta Polonya'yı işgal ediyorlar. Potsdam Konferansı az önce belirttik. Yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına geliyoruz. Cevabımız Pearl Harbor baskını olacaktır. Pearl Harbor baskınını gerçekleştiren devlet Japonya'dır. Ambargo uygulandığı için baskın düzenliyor. 7. sorumuz. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e katılabilmesi için savaş açtığı devletler aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, size ipucuyu veriyorum. İlk ayrılan devlet İtalya oldu. İtalya savaş açamaz değil mi? Ele. Ele. İki şık gitti. Almanya ve İngiltere. İngiltere'ye de savaş açamaz çünkü İngiltere müttefik bloğunda değerli arkadaşlarım. Miğfer devletlere savaşacak. Japonya ve Almanya doğru cevap. ABD ve İngiltere'ye hiç savaş açamaz. Hem müttefik bloğunda hem de çok güçlüler. Cevabımız Japonya ve Almanya olacaktır. Çünkü bu devletler yavaş yavaş parçalanmaya doğru ilerliyorlardı. Yani bir hali yıpranmışlardı. Japonlar Amerikalılarla uğraşırken Almanlar zaten yani artık Hitler kafasına sıkmaya bile gidiyor değerli arkadaşlarım. 8. soruya gidiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti? Dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez. Biliyorsunuz ki 1950 ile 60 yıllarını kapsıyor. NATO üyelik sağlandı. Tarihimiz 1952. İlk temsilci Fatih Rüştü Zorlu. Tamamdır. Bağdat Paktı ve Balkan Paktı'na katılım sağlandı. Bağdat Paktı'nın amacı neydi? SSCB'ye karşı önlem alma. Balkan Paktı yine SSCB'ye karşı önlem almaydı değerli arkadaşlarım. 53 ile 55 yılları. BM, oho bunu bırak. Arapça ezan yasağını kaldıran Demokrat Parti'dir değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki ezan Türkçe okunuyordu. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Birleşmiş Milletler'in üyeliği 1946 yılında gerçekleşecektir. Bu olay İsmet İnönü dönemine tekabül ediyor. Dikkat. Cevabımız D şıkkı. 9. sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi Yorgo Grivas önderliğinde kurulmuş olup Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma girişiminde bulunan örgüttür? Enosis, Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma düşüncesidir. Ben sizden örgütü istedim. EOKA doğru cevap. Asala Ermenilerin oluşturduğu örgüttür değerli arkadaşlarım. İntifada, Filistin-İsrail savaşlarında ön plana çıkan örgüttür. İmro, Makedon gizli örgütü olarak bilinir. İntifada Filistin zaten. Yakın zamanda zaten kuruldu. Günümüzde de bahsediliyor. Cevabımız EOKA olacaktır. Yorgo Grivas gördün mü aklına EOKA gelecek. Dikkat. Son soruyu birlikte çözelim. Size bırakmayalım. Çünkü maalesef sizleri yorumda göremiyorum değerli arkadaşlarım. Hiçbir çatışma olmadığı için iki devletin sorunsuz bir şekilde birbirinden ayrılmasına Kadife Devrimi adı verilmiştir. Sözlerinde devlet aşağıdakilerden hangisidir? Yugoslavya Kadife Devrimi ile birbirinden ayrılmadı. Özellikle Mareşal Tito'nun ölümünden sonra devletler arası çatışmalar çıkmıştır. Bunların başında Sırbistan ve Bosna giriyor değerli arkadaşlarım. Çekoslovakya doğru cevabımız. Almanya biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılmıştı. 1991 yılına gelindiğinde artık Almanlar birleşecekti. Macaristan ve Bulgaristan SSCB'ye bağlı olan devletlerdi zaten. Cevabımız Çekoslovakya olacaktır. Soru çözüm kampını burada bitirdik değerli arkadaşlarım. Kısa kısa konu anlatımları paylaşacağım sizler için. Anlatımlardan sonra sizleri denemeler bekliyor olacak. Ki zaten işlediğimiz denemelerle ilgili de bir işlediğimiz konularla ilgili bir deneme de hazırlayacağım değerli arkadaşlarım. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.